Arkadaşlar tekrar merhaba. Üçüncü haftanın ikinci dersinde tekrar buluşmuş olduk. Kanun-ı Esasi konuşuyorduk. Dolayısıyla tabii bu tartışma bizi Abdülhamit dönemine de götürüyor. Abdülhamit dönemini de konuşuyoruz diyelim. Anayasayı konuştuk. Anayasanın işte kimi maddelerinden bahsettim. Hazırlanış sürecinden çok özetle bahsetmeye çalıştım. Tersane konferansıyla bir bağından bahsettim ki hemen şey yapalım. Başlangıcı da yani anayasa ve tersane konferans arasının başlangıcında da bir alaka var. Bitişlerinde de bir alaka böyle bir şey var. Birbirlerine tarihsel olarak şeyler alakalılar. Ve orada da hemen hemen işte anayasa kavramı üstünde falan konuştuk ve hemen hemen buralarda da kalmıştık. Buradan da devam edecektik. Şimdi arkadaşlar yani dikkat ederseniz işte 93 Harbi'nin bir başlaması anayasanın sonu olmuştu. 93 Harbi bittikten sonra da Mart 1878'den sonra da bir anlaşma yapılıyor. Yani berbat bir anlaşma. Ayas-Stefanos anlaşması bu. Baya baya Osmanlı'nın tasfiyesi neredeyse diyebileceğimiz bir anlaşma. Tabii ki böyle bir anlaşmaya Osmanlı'yı çok sevdiklerinden falan filan değil. Böyle bir anlaşmanın yürürlüğe geçmesi Rusya'yı artık bunun karşı konulamaz bir gücü haline, Osmanlı'yı da onun bir neredeyse bağımlı devleti haline falan getireceği için İngiltere'si, başta İngiltere olmak üzere tabii ki Avrupa devletleri olaya bir müdahale ederler. Ve Ayas-Stefanos anlaşması aslında kadük kalır, uygulanmaz kalır ve yerine 5-6 ay geçmeden Temmuz ayında, 1878'in Temmuz ayında Berlin Anlaşması imzalanır. Aslında Berlin Anlaşması bile yani bizim Balkanlardan tasfiye sürecimizi başlatan bir şey. Yani 1600'ün sonu Karlofça Anlaşması ile başlayan süreç neredeyse 1878 Berlin Anlaşması, Karlofça Anlaşması'nda Balkanlarda tasfiye edildi. Yok ama hani ilk defa yuvarlak masada toplanılan bir anlaşma olduğunu unutmayalım. Yani o anlaşmanın bir şeyi yok. Nedir onun adı? Yani hakim buyuranı falan yok. Daha önce Osmanlı'nın anlaşma imzalamıyordu. Berlin'e geldiğinde artık hani bu ehvenişer diyorsun ama şer bir anlaşma. Ama ehvenişer bir anlaşma. Yani Bosna-Hersek imtiyazı vilayet haline gelecek. Abdülhamit'in tahta geçtiği ilk günlerdi. Yani bu Abdülhamit döneminde hiç toprak kaybedilmedi. Yok. Bu çünkü toprak kaydetmek, toprak almak sadece padişahın kişiliğiyle alakalı bir şey falan da değil ki. Yani bunları sadece Abdülhamit'in suçu olarak falan da almamız mümkün değil de yani kimin suçu ve salaklığı olarak alabiliriz. Yani bu Abdülhamit dönemini öveceğim derken bildiğiniz zırvalamaya, yalan söylemeye falan çalışan adamlardan falan şey yapmamız gerekiyor. Yani orada Abdülhamit değildi. Yani sen ben olsaydık anlaşma imzalanmayacak mıydı? Bir tık aşağı bir tık yukarı. Çünkü şartlar, koşullar biraz da seni oraya getiriyor. Sadece padişahlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bilmem neler falan filan değil. Velhasıl hani Abdülhamit döneminin başının çok işte ciddi Berlin Anlaşması'yla toprak kayıpları olduğunu falan söylemek bir tarihsel realitenin altını çizmektir. Ne ölmek ne yermektir Abdülhamit. Sonuçta bizi de ilgilendirmiyor açıkçası. Bizi ilgilendirmiyor derken yani onu övmek, yermek gibi şeyle yükümlü değiliz. Babamızın oğlu değil sonuçta. Yani Bosna Hersek imtiyazlı vilayet haline getiriyor. Doğru Rumeli imtiyazlı vilayet haline getiriyor. Bulgaristan prensliği kopuyor. Tabii ki yani bu kadar iyiliği sana yaptıktan sonra dedim ya Ayas-Stefanos'la karşılaştırdığında Berlin Anlaşması ehveni şer, kötünün iyisi, kötü de hani gene hani ölümü gösterip sıtmaya razı olma anlaşması, sıtma anlaşması diyelim buna. Bu kadar iyiliği sana yaptıktan sonra da İngiltere, Kıbrıs'ı şöyle bir kiralamasın mı senden? Hadi kiralama. Yani artık aslında İngiltere Kıbrıs'ın oluveriyor. Şimdi sancağı Sırbistan'a bırakılıyor. Tesele sancağı işte 1881'de Yunanistan'a bırakılıyor. Kars, Batum, Artvin, Ardahan sancakları Rusya'ya bırakılıyor. Dobruca sancağı Romanya'ya bırakılıyor. Yani bunun gibi bu daha iyisi unutmayalım ama aslında bu süreçten sonra Osmanlı'nın işte Balkanlarda artık tasfiye edileceğinin bir şekilde anlaşılması zaten bu bayağı bir tasfiye. Anadolu'daki nüfus deseni de değişmeye başlayacak. Kemal Karpatoğlu'nun bununla ilgili çok güzel bir çalışması var arkadaşlar.
Doğu Batı yayınlarından çıkmıştır Ahmet Hoca'nın kitabı. Yani bu konuda işte Berlin Anlaşması'nın bir mihenk taşı olduğunu söyler. Yani şimdi bir taraftan Batı'da işte ki bu yani Balkan Savaşları iyice dramatik düzeye varacak. Arkadaşlar bu şeyler, nüfus göçler bilmem neler falan ama o dönemden başlayan güçlerle Balkanlardaki Müslüman, aç parantez bile Yahudi nüfus Anadolu'ya doğru göçmeye başlayacaklar. Belli taraftan ise 1860'lardan ama asıl 64'ten beri iyice şey haline gelen Kafkas göçü var. Bir de Rusya, bizi ilgilendirmeyen ama sonuçlarıyla bizim ilgileneceğimiz. Bu da mesela Anadolu'nun nüfus desenini baştan aşağı değiştirecek arkadaşlar. Yani çok ciddi sayıda da Kafkas halkı diyelim, işte Çerkezler, Adegeler, Şapşırlılar, yani yine ismini dahi bilemediğim, söyleyemeyeceğim bir tomar tabii, yani bu küçümsemek değil, yanlış anlaşılmasın. Genelde Kafkas halkı diyebileceğimiz şeyler sayı çok ciddi miktarda sayıda nüfus da oradan göçecek, Anadolu'nun çeşitli yerlerine iskan edilecekler falan filan. Bunun yanında sadece yani nüfusun içerisine giren değil, çıkan nüfus da çok şey olacak. Yani girenlerin kahir ekseriyeti, kahir ekseriyeti de demeyelim, belirgin özelliği, ağırlıklı özelliği Müslüman olmaları, çıkanların ağırlıklı özellikleri ise gayrimüslim olmaları olacak. Mesela yine Abdülhamit döneminden konuşuyorsak, mutlaka Hamidiye alayları ve Hamidiye katliamlarından söz etmemiz gerekecek. 30 bin ila 300 bin arası rakamlar söyleniyor. Hadi gelin biz 100 bin diyelim. Hani bu rakamı bilmiyorum. Hani yani net üstünde anlaşılan 317 bin 238 kişi gibi hani böyle bir rakam vermek de mümkün olmuyor. Tabii ki öyle söyleniyor. Araştırmacılar öyle söyleniyor ama ister 30 bin değil, ister 330 bin değil. Bu rakamlar muazzam rakamlar. Şöyle muazzam rakamlar. Hani bugün nüfuslarıyla düşünmeyin. Yani Cumhuriyet kurulduğunda Anadolu'nun nüfusunun 13 milyon olduğunu düşünürseniz bunlar çok muazzam rakamlar. Anadolu'nun nüfus paternini baştan aşağı değiştirecek bunlar. Bak, Balkanlardan girdik lafa, Berlin Anlaşması'ndan girdik lafa. Biraz daha öncesinden yani 1864 Abdülhamid'in tahta çıkmasına 12 yıl var. İşte sonuçlarını Abdülhamid döneminde görmeye başlayacak. Hamidiye alayları dedik. Bu alaylar işte ağırlıklı olarak Kürtlerden ve Çerkezlerden ve çok işte Türkler, Türk beyliklerinden de göçer bir şeylerinden de kuruluyor. Bunların katliamlarında da gayrimüslim nüfus azalmaya falan başlıyor. Tabii biz daha nüfus mübadelesi, işte Trakya olayları, alt edilir bunları hiç konuşmuyoruz bile. Yani biz şu an Abdülhamit döneminde nüfus paterninin bir 50 yıl, 100 yıl öncesine göre nasıl dramatik şekilde değiştiğini sadece vurgulamaya çalışıyoruz. Berlin Anlaşması Türk sineması açısından da çok önemli bir anlaşma. Ne alaka? Evet, Ruslar böyle kör gözüm kör parmağına arkadaşlar işte 93 Harbi'ndeki yenilginin anısına şeyde Ayastefanos'ta Yeşilköy'de bir anıt dikecekti. Anıt Yeşilköy'de değil, Ayastefanos'ta Yeşilköy'de yalnız söyleyeyim Şenlikköy falan diyorlar. Yani anıtın dikildiği yer. Anıt bugün yok. Yani zaten Türk sinemasıyla alakası da orada. Bu arada Ruslar da gerçekten yani işte 93 Harbi'ni kazanıyorlar ama bu kazanma muazzam bir kayıpla birlikte kazanma. Yani artık bu ciddi salgın hastalıklar Rus ordusuna almış yürümüş. Yani neredeyse savaştan fazla adam salgın hastalıklarda ölüyor. Açlık bilmem ne falan. Hani adı kazandık bir savaş. Biz de kaybediyoruz. Aslında ikisi de kaybediyor denilebilir savaş. Onların anısına bir anıt dikiyorlar. Abdülhamid'i engellemeye çalışıyor. Falan filan halka yalan söyleniyor. Her zaman olduğu gibi. Yani onun bir savaş anıtı, Rusların diktiği anıt olduğu falan söylemek falan filan ama dikiyorlar. Bizim Türk sinemasıyla alakası da şöyle. Enver Paşa 1914'te Faruk Konay diye bir şeye askere yüzbaşı mı binbaşı mı ne yani öyle er falan değil bu adam. İşte onu yıktırıyor. Utanç abidesidir diyor bu diyor. İyi de ediyor. Yani o yıkılırken de bu şeye işte Fuat Uzkınay soyadı kanı çıktıktan sonra bu soyadı alıyor. İşte Fuat Bey diyelim. Bunu filme çekiyor. Film ortada yok. Bir yani belgesel film deniliyor. Bu böyle filmin olmadığı, olduğu ama bulunamadığı. Bu sinema tarihçilerinin tabii ki derdi ama böyle bir tartışma var orada da. Enver Paşa tam da Enver Paşa'ya uygun bir şekilde anıtı yıktırıyor. İşte efendim onu da filme çektiriyor. Bu Fuat Konay bir yıl sonra bu kimyacı galiba.
kimya eğitimi falan almış ama malum film işi, yani film çekme işi şimdiki gibi bilgisayarda falan da filan da dijital ortamda yapılan bir şey değil. Kimya işi, yani kimyacının filmle uğraşması kadar normal bir şey yok. Daha sonra da Almanya'da eğitimi falan da alıyor. Kısa bir dönem bir film eğitimi falan da alıyor. Bir yıl sonra bu 1915'te açılıyor. Bu Merkez Ordu Sinema Dairesi açılıyor. Açıldığında başına bir Alman getiriliyor kuruluyor Merkez Ordu Sinema Dairesi'nin. Fuat Kınay da yanılmıyorsam onu yardımcına falan getiriyor ama 1916'da bunun başkanlığına getiriliyor. Bu da bizim bu şimdi hala muhtemelen açık tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri Fotofilm Merkezi Komutanlığı'nın babası diyebiliriz, atası diyebileceğimiz bir şey. Böylece yani Berlin Anlaşması yani Türk sineması açısından da bayağı önemli bir şey oldu. Şimdi dolayısıyla hani bu anayasa ilanını konuştuk. Biz uzun bir dönem, 30 küsur yıllık bir dönem. Yani işte bu dönemde nüfus paterninin, leseninin daha böyle o hem Müslüman yoğun hale gelmeye başladığından bahsettik ki bu Balkan Savaşları'ndan sonra ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde, ilk dönemi yani 50'lerin ortası da dahil olmak üzere ciddi bir şekilde değişecek. Velhasıl bu 2000'li yılların insanıyız. Biz yani işte 150-200 yıl öncenin Anadolu'su bu Anadolu değil. Yani etnik, dinsel mezhepsel deseni anlamında değil. Çok farklı. Şimdiki daha farklı arkadaşlar. Şimdi yani Abdülhamit üstünde çok tartışılan bir isim. Hani ilk hafta konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ya biz bu hani işte bazı tartışmalar var ki demiştik arkadaşlar. Ve bunlar bugünün geyiklerine, bugün geyik de özellikle diyorum yani bugün bir içi boş tartışmalarına, bugünkü siyasal kutuplaşmanın tartışmalarına geçmişten bulunan, geçmişte açılan tarih ki bir olay vesilesiyle açılan bir cephe vazifesi falan da görüyordu. Bu Abdülhamit mevzu da böyle bunlardan birisi. İşte Abdülhamit bir despot demeyeyim ben birazdan diyeceğim çünkü farklı anlamda kullanıyorum. Müstebit bir padişah, baskıcı, pislik herifin teki miydi? Yoksa efendim işte cennet mekanı bir işte büyük ulu hakan öyle deniyor yani. Bir diğer padişahlar niye ulu hakan değil? Onlar halife mi? Padişah mı değil, neye eksik yani? Tabii ki ikisi de değil bunların ikisi de. Çünkü zaten bunlar Abdülhamid'i tartışma derdinde olan şeyler değiller. Yani bugünün siyasal bölünmüşlüklerinde ne tarihten kendilerine birer malzeme bulmaya çalışan şeyler. Abdülhamid için, bak, despot lafını dedim ben kullanacağım diye, yani enlightened despot diye, yani niye böyle dedim? Yani aydınlanmacı despot. Yani bu sadece Abdülhamid'e bir hakaret olarak falan filan şey yapılan değil. Aydınlanmacı despot lafı örneğin işte yani bu Rus Katarina içinde kullanılan, İspanya 3. Carlos içinde kullanılan, Napolyonlar için kullanılan. Yani bildiğimiz Napolyon artık bir de Yeron 3. Napolyon için falan da kullanılan. Yani işte bu Büyük Frederick için Prusya'nın şeyi onun için falan da kullanılan. Hatta yani biraz bizi yani biraz zor duruma düşür derken yani pratik siyaset anlamında falan değil. Yani sosyal bilim anlamında içini yani kısmen diyelim kısmen olsun hadi Atatürk için bile kullanabileceğimiz bir laftır. Buradaki despota takılmayın. Yani otorite aydınlanmacı otoriter yönetim yani demek istediğimi anladınız. Olumlu olumsuz bir değer şey yapmadan. Belki Abdülhamid'i tanımlayabilecek yani öyle yani o böyle duygusal anlamda olumlayan ya da aşağılayan bir kavram olmayan bir şekilde kullanacaksak eğer yani bir enlightened despot kavramının ben oturduğunu düşünüyorum. Evet, otoriter bir adamdan bahsediyoruz. İçinde yaşadığı dönem de kolay bir dönem değil ama bunlar hani bu ya kolay bir dönem değil. Onu da anlamak lazım da tarih bilimi falan da yapılmıyor. Ya da Allah belanı versin şeyle de tarih falan yapılmıyor. Yani şimdi yani despot, hafiye teşkilatının kurulmasından tutun, anayasanın rafa kaldırılması, meclisin toplanmaması
bunların hepsi yani ay ne güzel ne güzel denilecek şeyler değil. Peki yani despot tarafı, aydınlanmacı tarafı, reformist tarafı var tabii ki. Yani olmaz olur mu? Şimdi bir kere yani şunu milli mücadeleye de bağlayacağım arkadaşlar. Yani demir yolları konusunda muazzam bir gelişme bu dönemde şey yapılacak. Yani tabii ilk demir yolu Abdülhamit döneminde mi gelecek? Hayır gelmeyecek. 1851'de geliyor ilk demir yolu. Kahire demir yolu inşaatı başlıyor. Tabii bu yani biz genellikle işte 1856 İzmir'deki demir yolunu başlangıç olarak almayı tercih ediyoruz. Ne Anadolu'daki ilk demir yolu, elimizde kalan ilk demir yolu, Alsancakları benim için çok önemli şeyi. Ama 1800, yani Abdülhamit'ten 20 küsur yıl önce kuvveden fiile geçmeye başlamış şeyler. O dönemde bunlar imtiyazlar halinde yapılıyorlar arkadaşlar. İmtiyazı alan ülke şirket, öyle diyeyim size, demir yolunu inşa ettiği hattın, demir yolu bir hat malum, işte sağ, sol, üst, alt neyse 20-30 kilometre, bu da 60 küsur kilometrelik bir koridor eder, boyunca ki bütün işte doğal kaynakların bilmem ve işletme demirin işletmesinin imtiyazlarını da satın alıyor. Çünkü senin teknolojin yok. Yani senin teknolojinden ve teknolojiyi onu yapacak iş için de hiçbir şeyin yok yani. Dolayısıyla adam senin babanın ağasının hayrına İzmir'de gelip demir yolu da kurmuyor. İmtiyazlarla gelip kuruyor. Yani bunun kötü sonuçları falan da olacak tabii ki. Yani da iyi bir yol yöntem değil. Ama Cumhuriyet dönemi bunu değiştirecek gerçekten. Çok önemli. Cumhuriyet'in demir yolu atılımları bu konuda daha farklı bir şeyde var. Ona da geleceğiz. Şeyde konuşacağız. Ama şimdi bu iş, demir yolu işi 1876'dan önce yani Abdülhamid'in tahta geçtiği tarihten önce başlayacak olan ama yani Abdülhamid döneminde hani vur dedik öldürdün hesabına olumlu anlamda şey yapacak. Mesela Şark Ekspresi, Orient Ekspres yani bu dönemde gelecek. İcaz Demiryolu bu dönemde yapılacak. Yani Haydarpaşa, İzmir, Ankara demir yolu. Ankara'nın başkent olmasını demir yolsuz konuşamazsın. Ankara'nın başkenti olmasını demir yolunu konuşmadan konuşamazsınız. Ama bakın burada yine gene döndük ilk haftaya. Yahu Abdülhamid'in işte tren yolu politikası, Ankara'ya trenin gelmesi, Ankara'nın başkent olması eşittir Cumhuriyet'in ilanında Abdülhamid'in rolü tartışılır. Öyle değil. Abdülhamid'e bir niyet yüklemeyin bu konuda. Hani aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek istiyorum. Sen aynı şeyi hatırlatayım geçeyim bu seferlik. Ama böyle yani. Ama Ankara'nın başkent olmasını konuşacaksan tren yolu konuşacaksın. Trenin önemine birazdan da geleceğim zaten. Selanik Manastır demir yolu ama tabii ki en önemlisi bir prestij şeyi olan demir yolu alan ve 500 kilometre civarı bir yol. Yani aslında dünya daha o dönemde de uzun bir yol değil ama bizim için bayağı uzun bir yol. 500 kilometre o dönemde. Hicaz demir yolu, kutsal topraklara giden demir yolu muazzam önemli. Şimdi bir böyle minicik şeyleri bir sayayım sonra tekrar başa dönüp bunlar ne anlama geliyor burada bir konuşmak gerekecek. Eğitim dönemi, eğitim konusunda da bu dönem gerçekten önemli reformlara imza atılıyor. Hakeza eğitim konusundaki ilk şeyler de ne Abdülhamit döneminde taştı. Üçüncü Selim, ikinci Mahmut döneminden başlayıp Tanzimat döneminde devam eden şeyler falan. Ama yani işte Abdülhamit, mesela Rüşdiyeler Abdülhamit döneminde ilk defa açılmayacak. Konuştuk Rüşdiye İdadi Sistemi daha öncesinde geçilen bir sistem. Ama şimdi Abdülhamit döneminde, Abdülhamit tahta çıktığında 250 Rüşdiye var. Abdülhamit tahttan indirildiğinde ki Rüşdiye sayısı 900 olmuş. Yani lise sayısı. 600 tane idadi var. 1876'da Abdülhamit tahtında bu sayı 109'a çıkmış. 1877'de İstanbul'da 200 tane işte modern okul var. İlkokullar da dahil. Bu sayı sadece İstanbul'da 9000'e çıkmış. Yani bu işte modern sistemde eğitim veren okul. Modern sistemde eğitim veren okul ve işte malum Mustafa Kemal'in de babasının gönderdiği Şemsi Efendi Mektebi tadında okullardan bahsediyoruz. Hikayeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Annesi onun efendim geleneksel bir eğitim alması. Bu tipi klasik ortaokuldan itibaren çoluğa çocuğa anlatılan şeylerden birisi. Okula gitmesini istiyor. Efendim Mustafa Kemal de yine o şekilde
okula başlıyor ama babası aydın ilerici bir insan olan Ali Rıza Efendi onu oluyor Şemsi Efendi Mektebi'ne götürüyor. İşte modern okul ne, işte sırada eğitim yapılan, teneffüs kavramı olan bir işte falan, işte dayağın olmadığı ve jimnizi, jimnastiğe çok önem veriliyor, böyle bir beden eğitimi falan filan olduğu okul. Şimon Zamin'in okulu, yani özel okul falan da diyelim bir şeye. Yani iletişim konusunda önemli gelişmeler olacak. Abdülhamit döneminde telgraf yayılmaya başlayacak. Posta şirketi posta bakanlığı kurulacak. Posta teşkilatı daha önce kurulmuş ama yani bu posta telgraf teşkilatı bakanlık haline şey yapılacak 1877'den sonra. 1900'lerin başından itibaren de şehir postaları falan kurulmaya başlanacak. İyi, hoş, bunları söyledik. Sonra bir başa saralım. Şimdi yani bizim önce bir demir yolu dediğimiz şeyin bir anlamamız gerekiyor. Yani işte hızlı iletişim aracı, bilmem ne aracı, dur. Şimdi yani işte uçak mı hızlı, tren mi hızlı muhabbeti değil. Trenle birlikte dünyada karayolu ulaşımının mantığı değişecek arkadaşlar. Bir kere bunu anlamamız lazım. Hakeza sanayi devrimiyle birlikte denizde de ulaşımın mantığı değişecek. Ama var olan bir gemi hızlanacak. Bak orada hızdan bahsedebilirsin. Gemi, işte gemi teknolojisi değişiyor ama gemi. Gemi yani daha hızlı gidiyor. Daha önce yelken gücüyle giden gemi, daha önce işte köle gücüyle, işte kürek mahkumları gücüyle falan giden gemi artık işte buharlı şeyle gidiyor. Yani onun gücüyle gidiyor yani. Tamam. Yani burada nicel bir sıçrama var, muazzam bir sıçrama. Ama demir yolu ile birlikte dünyada nitel bir sıçrama var. Ondan öncesi yok. Şimdi ondan öncesine kadar arkadaşlar, demir yoluna kadar dünya genelinde deniz yolları, eğer mümkünse de, bu da sen her yerde deniz yolu iletişimi yapamazsın ki. Ama deniz yolu karayolundan daha elverişli bir ulaşım aracı. Çünkü sen efendim bilmem kaç bin ton buğdayı bir yere koyup götüremezsin. Gemiye koyup götürürsün. Ha bunu rüzgarla götür, çektirirsin, kürekten 100 tane adam koyar çektirirsin, rakamları atıyorum. Şimdi bana demeyin ki hani 100 tane kürekli mahkum şey gemi mi olur, ne bileyim ben, olur mu olur. Yani bu savaş teknolojisi ya da işte ticaret işte gemileri teknolojisi falan, bunlar apayrı uzmanlık alanları arkadaşlar. Bunları tabii ki benim pat diye hepsini ezbere bilmemi falan tabii ki beklemiyorsunuzdur inşallah ama şimdi yani ama bir şekilde şurası gerçek ki 50 kürekli gemi, 100 kürekli gemi, 3 gemi, yani kendi gemi, 5 yelkenli gemi ama velhasıl senin bu kadar adamı, bu yükü bilmem neyi götürebileceğin yegane şey bu. Öbür türlü karayolunda bunu yapmak istersen ticaret kervanları yapman falan gerekiyor. Bu tabii ki çok daha maliyetli bir şey. Yani 1000 ton buğdayı, 10 bin ton buğdayı, bilmem neyi karayolundan götürmeye kalktığında uzun, maliyetli, riskli. Riskli. Bu yolun güvenliğini alacaksın, bilmem ne alacaksın. Bütün bunlar tabii ki çok daha riskli şeyler. Şimdi demir yoluyla birlikte ilk defa yani buharın enerjisi karayolunda muazzam bir güç haline geliyor. Hani biliyorsunuz bu hani ilk başta aslında maden ocaklarında falan başlayan da bir şey ve maden ocaklarında zaten bu buhar makinesi de maden ocaklarından çıkan bir şey ki ilk başta James Watt'ınkinden de önce adamın adını şimdi hatırlayamayacağım da arkadaşlar bu maden ocaklarındaki işte bir şeyle biriken unuttum su baharını tahliye etmek için kullanılan bir araç da James Watt bunu alacak da efendim 17 sonları ikinci yarısı işte onu biraz daha adam edecek de tabiri caizse teknik ilerlemeler bunlar tabii ki yani işte oradan şeye gelecek ama bu arada şeyi unutmayalım arkadaşlar yani şu noktayı da bir aklımızda bulunduralım. Şimdi teknolojik bilimsel buluşla teknolojik ilerleme arasındaki farkı yani daha önce konuştuk mu şimdi tam hatırlayamayacağım ama ben yazır yeri gelmişken burada bu noktaya da izninizle bir değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar buharın ısındığı zaman genleşmesi bir tomar tahtaya yazılan hani daha önce konuştuysak burada tekrar oluverdi ama bir şeydir, bilimsel ilerlemedir, tamam mı? Yani bitti. Bu doktora tezi yazarsınız bununla falan, formüller işte x, y, z'ler aldı. Bitti, bu kadar. Şimdi bundan sanayi devrimi olmaz. Bunun alete geçmesi
teknolojidir. Ama dur, teknoloji de bir şey ifade etmez. Teknoloji nedir? Yani ısı enerjisini kinetik enerjiye çeviren alettir. İyi, ne güzel. Yani bir piston mekanizması yapıyor adamın oğlu. Bu piston mekanizması efendim suyunun ısıtıldığı zaman o ısınan suyu güçlü bir şekilde hareket ettirebilecek bir aksama aktarılıyormuş. Ne güzel, ne güzel. Yine hiçbir işimize yaramaz, yine hiçbir işimize yaramaz. Ama ne zaman işimize yarar? Bunun örneğin trene adapte edilmesiyle bu iş artık üretim ilişkilerinde anlamlı hale gelir arkadaşlar. Bunun tekstil sektörüne adapte edilmesiyle ve bu iş anlamlı hale gelir. Ama Habsbawm okuyan arkadaşlar mutlaka bileceklerdir. Ya da Habsbawm'da da bu çok detaylı bir şekilde tartışılır. Bu hani sadece teknolojik yetersizlikle bu yapılmıyor değildi de. Çünkü örneğin mesela aklımda kaldığı kadarıyla Habsbawm'ın verdiği örneği sizinle paylaşayım şeyde. Şimdi örneğin sen bu ısı enerjisini kinetik enerjiye çevirerek saatte 1000 metre kumaş üretmeye başladın. Yine uyduruyorum. Ama ipek böceğinden ipliği üretme hızın ona senkronize değilse ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ondan gömleği dikme hızın fabrikasyon değilse ne yapacaksın? Yani Habsbawm da tabii ki vurgular ki bu iş yani sanayi devrimi işte o İngiltere'nin birçok özelliğinin orada kesişmesiyle falan oluşuyor. Yoksa kimse efendim suyun itme gücünü 1700'lere kadar bilmiyordu ve onu bilir bilmez sanayi devrimi olduya getirmemek de gerekiyor mevzuyu. Yani bunu bildik ve su itiyormuş efendim ısıtılınca buharlaşınca itiyormuş ve sanayi devrimi oldu dünyada işte. Hayır yani bu birçok faktörün bir araya gelmesiyle falan olan bir şey. Bu Habsbawm'ın hepsinin ismi tek tek saymak mümkün değil. Ben o kapsamlı serisini diyeyim yani şeyden alıp yani sanayi devrimi sonrasında günümüze kadar getiren yaklaşık günümüze kadar getiren o muhteşem serisini mutlaka okumanızı, detaylı okumanızı tavsiye ederim. İlgilenen arkadaşlara tavsiye ederim. Ders için değil arkadaşlar. Şimdi biz yani olay şimdi sanayi devrimi muhabbetine falan filan da sanayi devrimi muhabbetindeyiz ama yani sana işte İngiltere'de sanayi devrimi nasıl oldu bilmem ne falan filan oraya da çok şey yapmıyorum ama treni konuşuyoruz. Trenle birlikte işte trenin devrimci gücü bu. Yani bilimsel buluşu işte ne? İşte ısınınca kinetik enerjiye dönüşüyor. Trene adapte edebiliyor. İşte bu büyük bir sıçrama. Nerede? Yani deniz yolunda da yapıyor ama karayolunu muazzam devrimci bir dönüşüm sağlıyor. Yani karayolunda, deniz yolundaki niceliksel sıçramanın ama olağanüstü bir sıçramanın haricinde de karayolunda muazzam bir dönüşüm var. O tarihten sonradır ki artık karayolu deniz yolundan daha güvenli ve ve daha fazla yük taşınabilir ya da insan ya da bir şey taşınabilir hale gelecektir. Tabii ki yani işte Osmanlı'daki demir yollarına falan baktığımızda yani ilk demir yolu elbette ki Abdülhamit zamanında şey yapıldı. Abdülhamit 1876'da tahta geçti. İlk demir yolu 1854'te Kahire değil tabii. Kahire, İskenderiye hattında yapılıyor, şey yapılıyor. Ama demir yolunun Anadolu'da, Osmanlı coğrafyasında yaygınlaşmasına baktığımızda gerçekten de Abdülhamit döneminin burada önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Ki dünya tarihi içinde yine geç sayılabilecek bir dönemiz. Gerçekten de yani bu tren işinde yani 1850'lerin ortalarına gelindiğinde yani ben şu anda rakamlar önümde ya da notlarım arasında yok ama 1800'lerin ikinci yarısında işte Rusya'daki efendim işte İngiltere'deki, Fransa'daki, Amerika'daki demir yoluyla Almanya'daki demir yoluyla Osmanlı'daki demir yolu karşılaştırıldığında içler acısı bir durum var. Yetmez. İkincisi bizim demir yolu gelişimimiz ne yazık ki bunda yani ne işte Abdülhamid'in suçu vardır ne onun ne bu
suçu vardır. Bu tabii ki imtiyazlar şeklinde de olacak. Şimdi bakıyorsun 1860 yılında Anadolu'ya ilk demir yolu geliyor. Şimdi Kahire İskenderiye demir yolu milli mücadeleden sonra ya da işte Mondros'tan sonra seninle bir alakası yok. Yani bilmiyorum bugün de kullanılıyor mu ya da belki muhtemelen şöyledir. Ama tabii ki modernize edilmiştir şimdi orada bir şekilde kullanılıyordur da yani sana ne yani o tarihten sonra seni ilgilendiriyor. Anadolu'ya gelen ilk demir yolu arkadaşlar 1860 yılında geliyor. Bu da tabii ki yani bir şey İngiliz şirketi tarafından getiriliyor. İzmir'e getiriliyor. Yani peki niye İzmir? Yani senin ihtiyaçlarından ziyade yani o işte kapitalistleşme sürecinde merkezin seni periferileştirme sürecine bağıl bir şekilde sana demir yolu geliyor. Ondan bağımsız değil. Elbette ki yani detayı tam bilemeyeceğim. Acaba o pazarlık sürecinde biraz aşağıdan geçsin, biraz yukarıdan geçsin. Azıcık da bizim için şuradan da geçirin denmiş de efendim onlar da hadi yani buradan da geçelim demir o kadar da bilemeyeceğim. Demir yolu tarihçisi falan bir anda değilim. Bunlar yani önemli bilgiler. Keşke bileydim. Yani şey ama ağır birlikte olarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz, burasını vurgulayabiliriz. O işte yani nasıl ki bu dönemi tartıştığımız dönem Osmanlı'nın o dünya sistemine eklemlenme sürecidir. Ama aynı zamanda semi periferileşme ya da bir şekilde yanaşma eklemlenme sürecidir. Bu eklemlenme süreci dahil olma süreci eşitsiz ilişkiler şeklinde cereyan etmektedir ki öyledir biliyorsunuz. Emperyal süreçle dahil olmaktadırsındır sen bu sürece ama tren yolu da işte o ana mantığın güzergahlarını, o ana mantığın ihtiyaçları doğrultusunda şey yapacaktır. O yüzden İzmir'den başlar. Çünkü Anadolu'nun içlerinde, Osmanlı'nın içlerindeki ürünlerin bir şekilde kıyıya taşınma ihtiyaçları ki zaten imtiyaz şeklinde gelmiş senin demir yolların ve oradan da bunların Avrupa'ya bilmem nereye falan filan taşınma ihtiyaçları senin kendi bizatihi ihtiyaçlarından daha şeydir fazla, o çok daha fazla ön plandadır. Şimdi bakıyorsun 1865'te İzmir kasaba, 1869-1877 arasında Şark demir yolları, Şark deyince aklınıza Balkanlar gelecek. Yani biz Şark deyince başka bir şey anlıyoruz da yani Doğu sorunu dendiğinde de değil mi? Yani Doğu tütünü dendiğinde bile adam sadece yani Balkan tütününü falan anlıyor. Yani işte Şark demir yolları dendiğinde de yani işte Rumeli demir yolları bakıyorsun Rumeli demir yolları da işte 1800'lerin 70'lerin başı 1869'da başlıyor 1877'ye kadar falan devam eden süreçte bu şey yapılıyor nedir onun adı şeye giriyor 1872'de Anadolu Bağdat ve Cenup demir yolları şeye giriyor 1874'te Mudanya Bursa 1899'da Horasan Sarıkamış şeye hattı döşenmiş oluyor. Arkadaşlar yani bu şeye Hicaz demir yoluna kadar yani bizim diyor ki yani prestij projesi. Ama yani gene sana yaramayacak. Yani Abdülhamid'in prestij projesi ve yaklaşık 1500 kilometre civarında bir proje yani ve işte yani kutsal topraklara kadar falan gidiyor ki hani sadece ulaşım olarak falan düşünmeyin. Bu baya baya bir prestij projesi. Şey neydi tabii gönül isterdi ki gene binip şimdi yani yurt dışına gitmeden binip gidebileydik oralara ama işte elimizde çünkü yani Mondros'la birlikte senin elinde kalacak olan dikdörtgen nedir ki şeyden yani Osmanlı'nın son dönemiyle bile kıyasladığında bile yani 1923'te işte imparatorluk bir 50 yıl öncesinin Osmanlı'sının coğrafyasıyla kıyasladığında bile 50-60 yıl yani neredeyse seninkinin 2 katı 3 katı toprak var burada. Ve oralarda Osmanlı hani niye Anadolu'ya yatırım yapacağım? Niye yavrum sadece Anadolu'ya şey yapsın? Sonuçta Hicaz demir yolu 1500 kilometrelik bir prestij proje. Kahire demir yolu hakeza Mısır çok önemli bir yer. Yani önce orayı bağlayacak. Yani işte Çorum'u bilmem neye bağlamayla demir yolu yapacak hali falan yok. Bu şeyden Türkiye'ye 4000 küsur kilometre civarı demir yolu kalmıştır ki içler acısıdır. İçler acısıdır. Yani
Ve yani yeni kurulan rejimin, Anadolu'da kurulan rejimin işte demir ağlarla ördük ana yurdu dört başlar. Bunu ta şarkılara, marşlara efendim rap edilmesindeki espri de arkadaşlar burada gizlidir. Buna rap eder adam çünkü gerçekten önemlidir. Demir yolları efendim millileştirilir. Demir yolları imtiyazlar olmaktan çıkartılır ve ana yurdu dört baştan örerler. Gerçekten örerler mi? Hayır, öremezler. Yani ne diye örüyorsun? Hani ciddi bir eksik şeylik var. Yani zor bir şey bu. Hani bir yandan var olanı millileştiriyorsun, bir yandan yeni demir yolu inşa ediyorsun. Ne teknoloji var, ne şu var, ne know-how var, ne bu işi bilmiyor. Yani bu işi bilmiyorsun. Yani elinde senin mühendisin yok. Yani bunun için, hepsi için dışarıdan adam alman gerekiyor. Sen de imtiyaz olmaz falan filan diyorsun. Dolayısıyla yani Anadolu'da işte demir ağlar, hani ben bunları yalan söylüyorlar muhabbetinde falan değilim. Tabii burada bir yürekte bir şey var. Hani demir ağlarla her tarafı ördük, bir bal peteği gibi her tarafa tren götürdük demek istiyor Cumhuriyet, ama tren 1930'da Sivas'a gelecek arkadaşlar. Yani hoş geldin yani Sivas. Anadolu'nun 1/3'ü. Düşünün. Şimdi bu Anadolu'da demir yolu hikayesi de çok hani su götürür şey yapar, ama yani şunu da mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani 1950'li yıllardaki ki demir yolu karayolu ikamesine kadar, yani karayoluna öncelik verilmesine kadar ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, ki gerçekten iyi niyetle çalışılmış, gerçekten başarılamasa da tam anlamıyla Anadolu'nun dört bir yanı ne yazık ki, yani bu 30 günde olacak iş değil, 3 senede olacak iş değil. Yani Anadolu'nun dört bir yanı demir ağlarla örülememiş olsa da muazzam bir başarıya imza atıldığının da altını çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten önemli bir başarıya imza atar Cumhuriyet, ama şarkıdaki gibi de her şey, Mars'taki gibi de her şey olmuyor. Ana yurdu da dört baştan falan da öremiyorsun. 1950'lerde karayoluyla birlikte bu eksik daha da giderilecek. Tabii ki yani 50'ler geçirip de 60'lara geldiğinde Anadolu'nun her tarafı duble yollarla döşen değil. Tabii ki değil. Yani hani çünkü zaten sen bir tarım toplumusun. Tarım toplumu dağınık köylerden oluşuyorsun. Bu köylerin her tarafına yol götürme işi arkadaşlar çok daha geç tarihler. İnanın bana 1980'lerden sonrasına falan denk geliyor. Çok daha geç tarihler. Yani ki yani sen köy, bütün köylere şeylere ne diyeyim, sen yol götürüyorsun 1950'lerde de. Ama unutmayalım ki yani Cumhuriyet'in, daha ileride konuşacağız tekrar bunları arkadaşlar, ileride tekrar değineceğim bunlara, Cumhuriyet'in yani o işte başlayalım Abdülhamid'in o demir yolu politikası, evet yani önemli bir atılım. Peki ondan bize ne kalacak? Çok da bir şey kalmıyor. En başta en prestij proje elimizde patlayacak. Abdülhamid'in öncesinde kullanan Kahire İskenderiye hattı da elinde patlayacak seni. Yani elinde patlayacak derken sen de kalmayacak. Anadolu'da şey yapılan yer kalacak. O dönemde işte daha sonra Cumhuriyet'te de önümüze gelecek olan Chester projesi devreye sokulacak. İlk Chester projesi devreye sokulacak. Ama Meclis-i Mebusan'dan onay alamayacak. Daha sonra Lozan araları falan, yine anlatacağım bunu. Lozan araları, Chester'ın yeğeni olması lazım. Yine Chester bu adam. Alba Chester'ın yeğeni herhalde, akrabası diyeyim de bir yanlış yapmış olmayayım. Tekrar gündeme getirecek. Bu sefer bizim TBMM bunu kabul edecek falan filan, ama bu sefer de Amerikalılar işe yanaşmadığı için Chester projesi de şey yapacak. Ve bayağı imtiyaz projesi, yani o derece zor durumdayız şeyde. İmtiyaz. Peki imtiyaz niye kötü? Yani sen şimdi demir yolunun şeyini yapılması işini veriyorsun bir şirkete, onlar şeye yapıyorsun. Yani mesela işte 1856'daki İzmir Aydın Demiryolu Ottoman Railway Company'ye verilmiş yani. Osmanlı, işte adı Osmanlı Railway şirketi falan, demiryolu şirketi, iyi gitsin yani. Yani sonuçta Osmanlı İngiliz şirketi bir, yani adından da belli, istediğin kadar Osmanlı da yani. Onlara veriyor. Peki onlar bunu yapınca niye kötü olsun ki bu? Şunun için kötü, işletmesi onlara ait.
kendi sağ işte bir güzergah düşünün demir yolunda. İşte buradan böyle gidiyor. İşte artı eksi sağlı sollu yukarı aşağı her neyse diyelim 20 kilometre öyle Chester planı öyle 20 kilometre bu tarafında attın. 20 kilometre bu tarafında attın. İşte bütün maden işletmeleri şunlara bunlara bütün imtiyazları bu adamlara veriliyor. Bütün bu demir yolunun karından bunlar yararlanıyor. E kendi mühendislerini kuruyor. Senin mühendislerini eğitmiyor. Sana bir yatırımı yok. Sana bir şey yok. Sadece işletiyor. Ama işte sen de bundan yararlanıyor musun? Yararlanıyorsun. Buna bile muhtaçsın çünkü. Yani imtiyaz bu açıdan kötü arkadaşlar. İmtiyaz olarak verilmesi bu açıdan kötü. Şimdi bir noktaya daha değindikten sonra yavaştan dersimize, bu dersimize, üçüncü dersimize, ikinci haftaki, üçüncü haftanın ikinci dersimize son vereceğim arkadaşlar. Şimdi Abdülhamid'in demir yolu ve posta telgraf işini biz ta milli mücadeleye getirip bağlamamız gerekiyor. Çünkü bu ikisi milli mücadelenin teknik altyapısını oluşturur. Ama buradan şu anlam çıkmasın. Yani bir hani hep diyorum ya tarihe bir irade yüklemek, teleolojik bir şey yüklemek saçma olur. Yani buradan şu aklınızda kalmasın. Vay be milli mücadeleler Abdülhamit zamanında başlamış. Yani değil. Yani böyle bir şey yok. Çünkü bir irade, yani irade yok derken yani nedir bu olamaz. Yani şöyle bir şey yok. Yani ben bir demir yolu yaptırayım da ileride cumhuriyet kurarız belki ne olur ne olmaz. Tabii ki yok böyle bir şey yani. Ama şurası da bir gerçek. Abdülhamit dönemindeki iletişim ve ulaşım konusundaki sıçrama milli mücadelenin tek bu olmayaydı milli mücadeleyi düşürmemiz mümkün olmazdı. Çünkü milli mücadele her şeyden önce bir tren ve telgraf mücadelesi. Unutulmasın bu. Milli mücadele en son analizde arkadaşlar bir tren ve telgraf mücadelesidir. Altını çize çize bunu her yerde kullanabilirsiniz. Ankara'nın başkent olması babasının hayrına değildir. Ankara Anadolu'nun ortasında şirin bir ilçe, şirin bir ilimizdir. Ne Ankara niye Anadolu'nun ortasında olsun ki? Peki niye başkent? Orada tren geçiyor. Tren geçmesi de yetmez. Atatürk Ankara'ya geldikten sonra kaldığı yerlerden birisi neresidir arkadaşlar? Direksiyon binasıdır, direction binasıdır, idare binasıdır. Ya oradaki yani çok yakın zamana kadar müzeydi. Şimdi bu oraları gidip görmek bile istemiyorum. Son değişikliklerden sonra özellikle yani Ankara gar katliamından sonra yıllardır uğramadım. Uzun yıllarda uğrayabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü en son katliamdan ki orada olacaktım. Geç gittim. Hani geç gittim erken zamanda gittim ama patlamayı duyar duymaz gittim. O tarihten sonra da oralara şey yapamadım. Hiç şu anda açık mı değil mi bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum ama direksiyon binası o küçücük bina. Fikri Hanım'da da kaldıkları falan bina. Yani uzun uzun müzeydi. Hala duruyordur bilemeyeceğim. Şimdi ne oldu dediğim gibi onu da bilmiyorum. Tamam kar katliamı noktadık falan ama arkadaşlar peki Atatürk yani hiçbir bir yer bulunamadı da orada kalıyor. Yani tren çok önemli. Şimdi bir de arkadaşlar tabii ki yani milli mücadelenin bu iki yönünü de şey yapmamız gerekiyor. Biz buna ilaveler yapacağız daha sonra. Milli mücadelenin teknik altyapısı Abdülhamit döneminde inşa edilirse milli mücadelenin lider kadrosunun siyasi doğum tarihi ve milli mücadelenin psikolojik altyapısı da Çanakkale Savaşları'nda inşa edilecek. Ve milli mücadele mesela bu olmadan da olamazdı. Yani sadece Atatürk olmadan olmazdı anlamında falan filan değil. Etrafında toplanabilecek alternatif isimlerden biri olarak Atatürk orada ortaya çıkacak. İkincisi evet ordu iyi idare edilirse evet bu şey hala doğru düzgün idare edildiği takdirde biz öyle Balkanlara falan Bulgarlara Yunanlara falan yenilen bir ülke değiliz. Aksine efendim biz daha önce şu zamanı 1807'de Çanakkale'ye geçirilecek yani daha sonra da yani Mondros zaman da geçirecek ama bak iyi idare edildiği zaman 1915'in Mart'ında demek ki Çanakkale geçiremiyormuş. Bak biz bu işi iyi doğru düzgün organize edersek hala yapabiliyormuşuz düşüncesi de arkadaşlar işte o dönemlerde gelecek zihinlere çakılacak. Dolayısıyla aslında milli mücadele buradan pat diye atladık milli mücadele ama atlayalım hiç sorun değil. Çünkü tren telgraf konuşuyorduk biz arkadaşlar. Bu ikisi olmadan milli mücadele olmazdı. Hakeza yani daha önce de söyledim yani
telgraf da dünya iletişim tarihinde ilk kez, değil mi? Yani ulaşmadan iletişmeyi sağlayan muazzam bir aletti. Evet, bir radyo değildi, bir telefon hiç değildi. Yani insanlar evlerine telgraf hattı kurdurmuyorlardı. Batı'da, Avrupa'da çok büyük şirketlerin, devletlerin telgraf hatları ya da onlar yararlanıyorlardı falan. Ama arkadaşlar ilk defa dünya tarihinde işte onunla birlikte oturduğun yerden iletişmek imkanı da doğmuş oldu ve bunların milli mücadeleye olan katkılarını unutmamak gerekiyor. Şeyi toparlayacak olursak arkadaşlar, işte yani olayı bundan sonraki şeye bağlayarak yavaştan dersimizi sonlandıralım. Bu oturumu yavaştan toparlayalım. Yani trenin ve ulaşım, trenin ve telgrafın hem işte Osmanlı coğrafyasındaki hikayesini size ana hatlarıyla özetlemeye çalıştım. Hem de işte onun milli mücadeleye bıraktığı yerle ilgili aslında size sadece 2-3 tiyo verdim. Daha sonra tekrar aynı konuya milli mücadeleyle ilgili olarak şey yaptığımızda dönüp bunları mutlaka hatırlatacağım size arkadaşlar. Şey olarak. Evet, bu haftaki dersimizi burada sonlandırıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.